Teslim şey yapacaksın, göstereceksin. He. Bunun şey olacak. Hani He. olacak mı? He. Bavula koy, getir dedi. He. Tamam, Elbise. elbise neyse koy dedi. 11 kişilik biz. He. Abi şey de vardı. He. Kuyumculuk yapıyordu. Ya neyse ambazalık yaptı. Şeyin oğlu. Ergun, Ergun. Ergun. He. He. Ergun da He. vardı. Efendim onun da hoparlörü varmış. Yakup'un şeyi neyse. Bir daha Tam askerliği rahat gel yap. dur. Rahat yapalım mı? Yok. Yaptık ama bizim kabahatim. Neresi olsun dedim. Gel dur anladın mı? Kantar Palas'ta yatıyık. He. Öyle şey geldik. İstanbul, nerede, Malatya'da? Ankara, Malatya'da. He. Dedim ki orada bunlar şimdi biz az çok gezdik ya sağ solu. He. Bunun yeni ya iyi bir otobüsünde şey olsun. Ya otel olsun tamam. Adam dedi ki patroncu öyle mi dedi? Öyle. Öte ya dedim. Altı bar. Üstü orta kat lokanta. En üstü otel. He. Tamam. Götür. Ben vızırtı galiba ondan He. düşünsün. Nasıl para var cepte Hani 150 biz, lira? yok bize değil. Para bizde biz He. onların 100 lira harcadı. Ben 20 lira harcadım. He. Biz bu günleri görmüşük. He. Hani ne olduğunu da biliyor. He. Onlar da var sarı öküz bası doğru. He. O da neyse. Adam dedim ki ben dedim deseydim bunları da yapardı hani işte. He. O kişiyle de ayrılmadım. Ya dedi adam yok. Sen dedim sağ ol kabul ettim hepsini dedim. Ben dedim bunlardan beraber ne olursa teslim olayım dedim. He. Gittik teslim olduk. Sen misin o teslim olan? He. Pislik, soğuk, sütükten, boktan, geçilmeyi, eğitim olayı. He. Biz nereye gelecektik? Aşağı Aşağı gelecek, geldi. özel tabuda gelecektik. Ne yapmış? Fark. Biz yazlık elbise titredik ama Yakup şey giyinmiş, Torpilli. kıyısı torpilli. Sen kabul Ay, etmemişsin. ama Hata. hata mı? Yok biz kızmıyoruz adamı, biz He. yaptık dedik işte. He. Biz buna kızmıyoruz ki. He, En doğru. büyük babalığını yaptı ama bir de işte deseydi işte deseydim ki onları da yapardı. He. Bunu demek Neyse. istedim. Şimdi oradan askerliği yaptık. Tamam. Gel, Bitti. geldik. Trabzon'a geldin şimdi. Bir sene bir defa Trabzon'a izne geldin. bir defa izine geldik. Trabzon'a geldik şimdi. İkinci bitti askerlik. Trabzon'a Askerlik geldin. bitti. O askeri de bir iki kişi kurtardı. Bunu He. da söyle mi? Yok, onu anlatma. Şimdi Yok, şekerciliğe geleceğim. şekerciye gidiyor. He. Askerde yaptığım geçen de sonra He. öyle geldik. He. Şimdi geldik şeye. He. Bayburt'ta askerlik yapıyoruz. He. Bayburt'ta askerliğimiz bitti. He. Bayburt'tan geliyor Erzurum'dan. He. Geliyor oraya kadar. Oradan da yine Trabzon'dan Ümit. Samsun'a kalkıyor. He. Geldik, indik, baktım. Bu rahmetlik Şekerci Niyazi abimizi şeyde Trabzon'da. Trabzon'da garajda gördüm. Aha bak. Bak. İlk işe başladı adam Niyazi. Evet. Gördün. Gördük. Ne yapayım sen burada işte? Bak bu çok mühim bu laflarım bak şimdi. He. Ne yapayım dedim. Ya işimi kaybettim mi dedi. Yine karşı Sabri He. ablayın evini satmaya geldim dedi. He. Ortak olsam senden dedim. Üzme kendini. La para pul bir şey yok hani bizde. He. Ortak olsam dedim. Tamam sen üzme kendini dedim. Geldi gün ya öyle bir devlet kuşu olmuş ki başımıza. He. Kimse vermez. Her şey hazır. He. Dedim. Dedi ki Şekerci Ahmet Efendi işte ustası onun. Ha. Oğlum Şekerci, dedi. Ünye'de ilk şekerciliği yapan Yapan Şekerci Ahmet Efendi. Şekerci Ha. Ahmet Efendi'den Niyazi Emre de öğrenmiş. onun yanında Onun öğrenmiş. yanında 18'sine çalışmış, öğrenmiş. 18 Ya, sene, evet. 18'de. Evet. Kimse bir yere gidemiyor Onun ki. yeri de neresi? Bugün Yaman Kuyumcu'nun olduğu yer. Şeker, ha, ya, evet, Evet. Yaman Kuyumcu'nun Onun bu olduğu yer. tarafı da Ahmetlerin yeri. Ahmetlerin yeri. Şimdi, Niyazi evet. Kuyumcu'nun yeri. Evet. Şimdi bu Derman Ezel Büsük olan bizim Ha. şey, bu da var Ha. ya Ha. resmi. Şimdi ne yaptık? Geldik. Geldim dükkana. Bir gri iğne yok dükkanda satılacak. Ha. Boş kutu şu bu böyle şu bu. Tak. Dedim ki Sabri abla dedim üzme kendini dedim. Koynunda yattık. Ha. Endeledik. Biz kimse bir şey. Şimdi Ahmet değil ki bana bu şeker dedi bir kaç demeyi şey yaptı. Ninem değil sağ çok değil doğu ediyordu değil ninem değil. Ha. Doğu ediyor kadın. Ha. Ahmet'im seni hızlı mı yolladı oğlum Allah razı olsun. Ha. Sen ekmeğin yük, sen ekmeğin yük. Çünkü kabul eder mi? Kabul. Sen kimsin? He. Esas şahitler, bir de benim hanım da şey yaparken ona da şey yapıyor diye. Sizin ekmeğiniz yük diye.
seni şey yapıyor kendimiz. Şunu evet, yaptım. Bir de orada başladı orada şekercile. Ne yapıyordu o zaman? Şeker ne satılıyordu? Şeker akide şekerleri. Bunlar tabii. He. Akide, o kahverengi pasta, akideler vardı. O kahverengi Eskişehir'den getirdik onu biz. Onun mağazası geniş. Bak, Türkiye'de. Ne şeker yapıyordunuz? Aynı işte bu şekerler. Kolu şeker işte. Ne hepsi? Bunlar. He, bunlar. Şeker, kağıt dolduğunu. Daha yeni açılıyor para. Nerede? İş nerede? İş halka yok. Şeker, şu bu. Halkalı şimdi, şeker. Şimdi. Ne tür şekerler? Onu söyle. Bak televizyonda. Baston şekeri. Onu, ha burada şekeri. Şekerci Ahmet Efendi kalıpları vardı onun, şeker kalıpları. He. Kimse de yok. He. Bu iş olduğu zaman çocuk okula giderken 25-30 tane kalıp yapıyordu. He. Nerede? Bitti, tamam. Şimdi o kalıpla o kadar Şekerci Ahmet din bir şeyi hayatını kurtardı, okudu. Doğru. O, öğretti çocuğuna. He. Bizim meslekte, bizim bu meslekte adam bak, pasta yaptı, çocuğunu okuttu. Doğru. Okuttu. Şimdi bu milletin mi? O mesleği öğrenmeseydi bugün bak Ahmet dünyanın en zengini. Şimdi zengini biz öğrettik. Siz öğrettiniz işte, doğru. Abi, meslek, meslek tabii. Meslek önemli, eğitim önemli değil. Şimdi yani bilmiyor ama ondan bir de salıp yapmak. Tabii. Ele hamallık değil. Doğru. Kendine hamallık yapacaksın. Doğru. Kimsenin malını şey yapmadık. Şimdi söyleyeyim. Yapmadı bu şey, yapardı, yapmadı. El kızları işin içine girdim, iş bitti. Hemen hazır. O ne ya bu da sütti. El kızları işi bozuyor. Bozuyor. Kim gelsin gelsin söyleyeyim. Ben kimse korkum yok ki. Evet. Tabandan gelmişim ben. Doğru. O arada adam, peki sonra Niyaz Emmi'yi düzelttin. Niyaz Emmi para kazanmaya başladı. Ne yaptın sen bir daha? Kaç tane şekercisi sonra? Ha, o da sayalım. Bizim, Niyaz Emmi bir, o, yanında Ahmet yok, Efendi var. Yok, şimdi sayalım. Şimdi bu Ünye'de en modern pastasını, baklavasını, her şeyini yapan pastacı İbrahim Usta okumuş. He. Tek adam. İbrahim okumuş. He. İş para kazanamadı herif. Yok. He. Alamıyor kimse ya. Baklava ya yapıyor. Yok. 50 şey 10 kuruşa dilimi veriyor, alan yok. Para kıymetli. Vay be. Bak duyuyor musun? 10 kuruşa alan yok. Alan yok. Ha, oğlunu da çağır, sor. Ben yanına konuşmam. Tamam. O bir numaralı pastacı usta. Evet. Derelim Tevfik Biskinler bir numaralı usta. Onlar ne iş yapıyor? Şekerci. Her akide, şeker, bak toplu. Şeker, helva, reçel. Reçel. Bunları yapıyor hepsinde bir şey. Toptanına da verecek. Evet. Şeker olmadı. Tevfik Biskin'in dedesi mi? Yok. Tahsin. Tahsin esas şey yapan. He. Bunu da öğrendim. Çocuk onu öğrendik. Yani millet bir şey demiyor ki. Tamam. Şimdi o var. Adamlar var. Başka kim var? Başka kim var? Şekerde? Şimdi bak. Ali Günler var mı? Dur Ali Soy bak şimdi. Şekerci Ahmet Efendi. Evet. Bir. Akıllı. Evet. Biz onun fikri. Şekerci Niyazi. Evet. Şekerci ben sanat yani dükkan açtım. He. Metin. Metin. Benim yanımda orada dükkanda gördü. Ustayı çaldı. Dedi, Cevdet Gemici. Cevdet Gemici. Ha yalıyı açmıştı. Ha açmıştı. Ha tamam. İşte Gülşen. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra şekerciliği yapan, çekirdekli pasta yapan yine aynı bizim böyle yüzünü yapmayı Bilmek. Hazır. Rica-i Sımabıyık. Defterimi tutuyordu. He. Rica-i Ali Gün'ün oğlunu aldı yanına. He. Ali Gün. Ali Gün. Ali Gün şekilden gelmek için akıllı adam. Çok benim görüşüm, adam gördüm bunu anlıyor. Kendisi hamur yürüyor, zeki adam. Seni gördü? Hani, yok, ben de yani Şekerci Ahmet'in pastasını bir şey, bizim pastayı falan bir şey miyim bu şeyler? He. Günler. Günler. He. Onun kunu bir şey değil. Şekerci ufak para veriyor. Orada gitti Ali Gönül'ü, Paz İspanya. Orada bir şeyler öğrendi, yardım ediyor yani buya. Ali Gün, Ali Gün. Benim görüşüm. Fikret Gün'ün babası mı? Yok, Fikret'in babası. He. Ali Gün açtı şekerci dükkanını. He. Ünye'de ilk şey yapan, ben kimse hakkını yemeyeyim. He. Yuvarlak vitrin yapan Ali Gün. He. O kapıda böyle yuvarlak, kapıyı oturdu. Bir de Pırtıl Hasan, şimdi şey o şey var ya. Pırtıl Hasan. Şeyciler var. He. Gül soyurlar. He. O da ufak onun dükkanı vardı. Kırtasiye dükkanı. Aynı dükkanı. Oradan da şimdi güğümcü var ya şimdi şeylerin. Oraya gitti. He. Pırtasan. Orada da aynısını yaptı. İlk yuvarlak bitin yapanlar bunlar. Evet. Tamam. Şimdi
Orada biz neye top alacağız? Sen bizim sonra dükkan açtın. Geldin, açtın, ayrıldın yerden. Yok. Şeyin, ha, onu da söyleyelim. Ha, orta geldim. Caminin karşısına. Şimdi herkes Şekerci Ahmet Efendi bana dükkanı verdi. He. Para istemeyeyim dedi. Almadım. He. Almadım demiş. Bak orası öyle birbirini yiyordu. Neden? Zaman gösteriyor. Ya pirinci helva satayım, bilmem şunu satayım, şunu yapayım, ben de satacağım diye şimdi adam. He. Hadi birbirine ne şey yapıyorlar. Rekabet var. Rekabet değil. Yan yana dükkanlar. Hep yan yana gelmiyor. O he. Almasa, o ben. Nereden şey yaptım ben? He. Ne, öyle ama yok, baktım, uğuna şey yapıyor, uğuna şey yapıyor. Ya siz yiyin birbirinizi dedim. He. Hemen arkaya geldim. He. Şimdiki bugün... Derman Saati'nin arkası. Bütüşü yani şimdi Uğut. Uğur Tokatlı'nın olduğu, yani şimdiki Arşeli'nin olduğu yerde benim şeyim. Dükkanı. Yaptık, ettik. Rahmetli olmuştur. O da bana selam gönderdi. Ünye'de kimseye göndermedi Uğur Şevket Bazen adam. He. Ben yazmam lazımdı böyle ama şimdi bunu yazardık Hasan Bey. He. Ömrümüz olursa. He. Geldi. La dedi sen ne yapacaksın burada dedi Şevket Bali. Doktor. Doktor. Şevket Bali. He. Dedim ki sen haklısın dedim. Beyin burası dedim. Bu zaman içinde aç kalırdık. Beyin. He. Beyin burası. Beyin. Yani dedim. Para kazanmayı. Şey, yok. Başı şeyden adam gitmiyor. He. Büyük caminin yanında hansı bir dükkan var ya. He. Oraya kadar. Böyle oradan böyle döneceksin. Yalık Avcısı'na kadar. He, orada. Bunlar iş Büyük yerleri. Caminin oradan beri daha kimse yok. Yok, var, ya iş yapacak sen şey yok. Sen o arada orada ben, Büyük Cami orada sergi açayım. Sergi, orada sergi dedemin açtım. Deden de anladım oturuyordu. He. Anladın mı? O merhametli adamdı. Bir de şey vardı. Cerrahoğlu Ahmet Efendi. He. Suyu vardı. Küpte su veriyordu. Şey yapardı. İsindirdi. Bir gün yağmur yağdı. He. Hafif. Çıkarttım koydum şirketimi. Hemen çağırdı gel dedi. He. Aldı şey dedi hava şeydi. Şey dedi içeri geldi. Çağırdı. Yok. Ahmet Efendi. Bundan sonra biz bunların hepsini gördük yaptık. O adamlardan aldığım terbiyeyle geldim buraya kadar. He. Ben işi bu mesleği yaparken he. bu milletin yapmış olduğu kötü şeyi hiç kimseye yapmayacağım dedim. Evet. Ve de yapmadım. Aferin. Kara borsa yağı geldi. Adam beni gazımdan boşalttı. Allah razı olsun. Ben iki paket bir paket verdim. Evet. Sabunun canlı şahidini de gösterdim. Anladım. Dedi ki adam bu sonradan bu bir de salonları falan bu Ecevit zamanında patladı. Yağ verdiler. Evet. Tamir de yoktu yani o zaman. Yoktu. Biz aldık. Şimdi sana yağının yerine bize pasta yağı. Pastacılık ya biraz pahalı oluyor, sana ya ucuz oluyor, yüklendiler pastacılık yağına, ev kamyonu nasıl, ah diye Ecevit gelse de bir beş katlı da ev yapsak. He. Öyle yaptılar, çoğu gitti ama sen de bu memleketin çocuğusun. Babandan, emminden, dayından çok şeyler gördün. Doğru. Ne yapanlar hepsini gördün. Dürüst yapanlar, dürüst yapanlar ayakta kaldı, doğru. Bu kadar oldu, adam geçti. Senin dayın mı oldu? Ne oldu? Rica etsin babanın yanına geliyordu. O şey. İsmail mi? Remzi mi? Remzi. İsmail. Şişman olan. Ha şişman. İsmail. Otardık. Kazana sakladı. Herif adam şey adam ama şeyin yukarı çıkmadı. Senin dayın. Gelen gül diye otobüs aldı. Çalışıyor. Kazanamadı. Beni çok sever. Kazanamadı. Doğru. Hiçbirisi kazanamadı. Doğru. Yani Mithat'la kazanamadı. O zaman eskiden nerede millet yok, para oldu ki? Parada yol yok abi. Yol yok. Gidin gelin. He. Ya jant yazmış, ya lastik yazmış, ya anladın mı akış kesmiş. Evet. Şimdi... Sen dükkanda başladın orada. Bak şimdi geldik. Dükkanda satmaya başladın. Şekerci dedi ki ayrılmıyordu şey yaptık. 4 sene mukavele yaptık. He. İki, ben seni her zaman bırakırım dedim yani. He. Ben bir şey istemeyeyim ben gençim. Alabacılık mı yaparım? Bu işi yapalım. Tamam. Ayrılalım dedi. Ayrılalım demedi bir şeydi. Tamam dedim ayrılacak dedim. O şimdi Allah'a vaat ettim. Çünkü Hazret bir şey demeden niye ayrılayım? Bu dedi. He. Tamam. Al dedim. Şu senin, şu senin, şu benim, şu senin. Tamam. Geldik arkaya. He. Arkaya geldik. Dükkana, şey yaptık. Bu adam bir şey yapamıyordu. He. Onun
şeyden dolayı artık bilmiyorum. Güne bazıları bir şeyler dedi, yalan etse. Ha şunu da söyleyeyim. Kim ne derse desin. Tabandan benim sermayem 400 lira. Maşallah. Orada yazılı. Noterde 4000 yazmış hani para alım diye. Para ben bugüne kadar hep açık çalıştım. Hep açık. Faturaların filan duruyor. Hep açık. Hep açık çalıştım. Orada para kazanmaya başladım. Şimdi parayı şöyle kazandım. Millet alabiliyor muydu? Bu şekerleri rahat yiyor muydu çocuklar? Yok canım. Zaten 5 kuruşluk, 10 kuruşluk. Cebinde 10 kuruş varsa herifin ekmek alıp yiyordu. Şunu da söyleyeyim. Bu çok mühim bir şey. Benim şimdi sonuna geldik. Şimdi yavaş yavaş toplayacağız. Toplayalım. Benim ticaretim ticaretimin şeyi tırtıllı bir kuruştur. Maşallah. İlk defa pas satmaya gittim şeye. Nereye? Balıkdere yani Mayıs edisinde. Çocuk geldi bakıyor abi ufak şey. Leblebi yüzüm vardı böyle. Ölçek şeyde. Bir amca dedi. Al dedim bir kuruş hani. Aldım verdim. Kimse vermez onu. Bu Allah'ın bir takdiri. Bak Allah yine, da sana yardım etti. Verdik, bugün bak bugün bir şey daha söyleyeyim size kısaca. Bugün herkes dedi ki daha senin çocuğun gelemez, işi bitti, şudur budur. Bana çocuğum giderken ne dedi? Baba dedi ben kimseye kötülük yapmadım dedi. Bana dedi dua et dedi. Ve gelen dua etsin dedi. Aynısı yaptık, şey yaptı, oldu tamam. Şimdi söyleyeyim bu millet. Ha ben hacı, şimdi hadi lan sen ben hacı mıyım, hoca mıyım? Öyle çekip kafayı da şey yapmadım. Hani işin doğrusu. Hem işin yüzündeydin. Şimdi ne yaptık? Ne yapmışım ben? Gösterdim. Kimlere iyilik yapmadım? Kimlere işe koymadım bir tane abi zamanında, şey zamanında. Bir taksizlik onlarında. Tabii koy karşı sağ adam vereyim dedim. Tertemiz dedim. Şey yaptım. Şikayetçi şey yok. Biz böyle yetiştik abi. Ünye'de esnaflık düzgün esnaflarımızdan biri. Hala Metin amcamın buraya gelir çocuklar. Buradaki şekerleri alırlar giderler. Sonra burada bir olay daha var şimdi. Şimdi olay şu. Amca dedi senin çok pastayın şeyin yedik diye. Hoca. Biz kız mıyız? İşte duyun bak. Ama bu millet dinlemiyor. Dinleyecek. Ben dedi niye abimizi çok pastayın çaldım abi dedi ya. Hoca bugün. Tamam evet. Ama ne söyleyeyim? Gözüm kaldı açtım abi dedi. Sana onu Cenab-ı Allah da helal etmiştir. Bak arkanda, arkanda namaz kılayım sen dedim. Bundan sonra bak ben görmüşüm iyiye git. Soymaya gitmeyin milleti. Benim görüşüm bu. Doğru. Gençlere ne diyorsun şimdi? Gençlere önerin ne? Gençlere söyleyelim. Şimdi gençler ne yapsın? O çok bu bugünkü şu 2-3 aydan beri problemim bu. Burada konuşalım. Bugün çocuklar meslek öğrenmiyor. Bir dakika. Abi öğrenmez. Ben de öğrenmem şimdi olsam ama. Çabandan gelsin. Yani biz eve giderken şeker çuvalına külah yapıp çoban gibi gidiyorduk. Temiz çuvallar vardı. Ya şemsiye nerede aldık şimdi? Şemsiye bile yoktu. Sen nerede gittin? Şimdi bugünkü cemiyetin yapacağı iş, en büyük iş bugünden her zaman diyeyim ben. Bugünden itibaren kimse gelsin. En büyük yapacağımız iş esnafımız, halkımız, ailemiz çocuğunu yön verecek. Bakacak. Bakacak. Ne bakacak? Sen bugün esnafsın. 2-3 tane oğlum var. 2 oğlum var. Birine adı olur bir şey demem. Hani eğer bu mesleği yapıyorsan ticaret okuluna vereceksin. Ticaret. Doğru. Mesleği okulu. Mesela öyle de ama ne var? Defterciler mahvetti bizi. Defterini kendi tutacak. Muhasebesini. Sen şimdi bak en iyi sen sordun bana. Kızma yok. O da başkanlığı yaptın. O da ya neler geliyor. Kim biliyor? Çakallar şimdi geldi. Fındık makinesi verdiler onlara. Fındık çünkü fındık iki mislini kazanıyor. Ya dünya almadı. Doğru mu? Evet. Bu bir. Bir. İkinci çocuğuna diyecek. Ne diyecek? Köylü vatandaşımın.
üreticinin, evet, kaç çocuğun var amca senin? Oğlan olarak. Bir tane. Yok. İki tane. İki, üç tane var. Üç tane tabii. İki tane. Bir daha yok. He. Bana sorarsan, bana sorarsan, ben de şeyim ya, ziraat mühendisine ver çocuğun. He. Kaç dönüm yere, tamam. Ya biz burada para kazanmak için yapmadık işte. Meselesi bu da. He. Şeyi bu da, beş kuruştan geldik buraya, çocuğu okuttuk, yaptık. He. Bir kuruş anamdan, hısımımdan, akla, bak, şey, kimse beş kuruş geliyor gelmiyor, ne kadardan ne şeyden. Tarım kendim yapsın diyor yani millet. Efendim? Millet tarım mı yapsın? Ya tarım yapsın. Tabii, bilinçli tarım. Bilinçli tarım oluyor da satacak. Tabii, doğru. Ama niye ki tarım de yapacak, kendi yapacak, kendi. Ben şimdi bu işin, evet, 70 senem var, bak burası çok mühim. 70 Türkiye, senem beri buradasın. 72, Türkiye'de, bak bu işte, Türkiye'de gittim, kaybetmeyecek fabrika Erden Şekerleme Fabrikası'ydı. Evet. Çocukları okudum, da gittiler. Lan sen tabandan bir çocuğunu koysana oraya. Doğru. Taban lazım. Evet. Alttan geleceksin, yetişeceksin yani. Ya şimdi tamam, bak burada doğru gençler mu? Gençler tarım yapsın diyorsun. Gençler, mühendis ya, olsun, bak, ticaret yapanlar çocuğunu, tabii olsun, işletmeci olsun. Şimdi geldim, en büyük vasıf burada. Burası da çok mühim. Söyle. Gösterdik. Bağlıyoruz bak. Bağlasınız bak. Dedim ki, şimdi kızlar okutmamışlar eskiden. Kız olmuş. Şimdi kızlar okuyor. Tamam, yalnız 17-18 yaşına geliyor. Liseye kadar okuyor. En azı. Liseden daha yukarısına gidiyor. Evet. Hükümet oradan kesti. Daha git buraya git. Orada yok. Okuyan çocuk okuyacak. Okuyacak. Okuyorsa anasına evde yardımcı olacak. Doğru. Herkese bu ev, tabii bu ev kızı yemeğe, ekmeğe yapabiliyor. Şimdi gelin kaynanasına tüştüşme var, ne var? Şunu şöyle yap. Bilmiyor. Biz yaptık. Çırak şunu şöyle koy demedim ben. Bilmiyor. O böyle olur. Evet. Böyle olur. Böyle evet olur. Bu şekilde şimdi yapacak edip kız istemeye gidecek. Şimdi kız isteme yok. Bugünkü cemiyet okuyor, alıyor, götürüyor. Bu ne diyor diyen yok. He. Doğru mu? Doğru. Bunu da öneceksin. Bunu bak neye dayanarak söyledim? Tecrübeye göre. Tecrübeye gelsin. Göre. Bugün tamam, bunu dinleyen gelsin. Söyleyelim. Yani şey olsun. Keşke su getireyim. Yok. Şimdi dedik ki adam ya evlendi. İlk çıkan daha şey Ünye'de. İkincisi şey abi Terzi Levonistan oğlu. Evet, mimar. Burada Ermeniler var da, Levanuslu var, Maraklı, Terzi. Mimar olan geldi, şey yaptık, burada durmadı. Üzerine şeyini yaptı, bir de şey yaptı, burada iş olmaz dedi, çekti gitti herif Avrupa'ya. Evet. Adam para vermeye korkuyor, şimdi büyük bizde. Herif mimara, mühendise para vermiyor, usta orada 10 müsünü bilmeyerek kaybediyor. Evet. Daş yükü oluyor binanın, demir yükü oluyor. Doğru. Şimdi burada, niye ben eğitim, bunu... Eğitim diyorsun. Üretim. Şimdi eğitim şöyle, şimdi ne dedim ben şimdi adama verdik şeyciyim dedi. Tamam dedim. Güzel. Tamam. Yalnız dedim, evleni bir esnaf kızı ya şey. Ya dedim sen dedim, güzel ama dedim. Biz gördük daha burada hep. Ya doktor olacak, ya hakim olacak. Hep öyle de eskiden milletin gönlü. Öyle değil mi dedi? Köpek size hakim bir bok yaramayın. Hepsi olmuş şey. Evet. Şimdi netice ne yaptık? Herkes çocuğunu okutacak. Bak okuyacak ama bir yerde okumayanı daha üzerine boğana gidecek. Meslek sahibi yaptı. Meslek kendi babasının dalında yapsın canım. Tamam. Oldu. Şimdi bizi tamam, kişi, dur. Kısa. Bitiyor. Şimdi ne dedim ben adama biliyor musun? He. İşte dedim ya mühim hani kız aldım. Abi dedi benim param bayağı yetiyor dedi. He. Tabii yetiyor dedi. Evet dedi. Benim önüme yemeğimi koysun. Gelsin çocuğuma baksın dedi. Tamam dedi. Bu bir. Doğru mu? Doğru. Şimdi yapamaz galiba. İkinciye gelelim. İki hanımlık yapacak evde. Evet. Tamam. Tabii. Okumayan. Ya okumayan okusun yani. Alıyor herif keyfi için alıyor. Tamam. Sen çalıştın, ben çalıştım, sen gittin kız. Onlara kavga başlıyor. Kavga yap demiyor. Huzur yok yani. Huzur yok. Evet. Şimdi birine ne dedik?
Üç tane kız geldi buraya çocuk. He. Dedi ki amca dedi biz dedi burada dedi sigara içmeyi verir misiniz? Yok olmaz dedim. Bak siz hepiniz tersemiz çocuklarsınız dedim. He. Böyle dedim bezoşlarla bu işler olmaz dedim. He. Ben sana şimdi dedim müsaade edeyim. He. İç. Fakat aklınızı başınızı sizi dedim. He. Sizi dedim o adamdan aldım ya bilimi. Şey, hani söyledi. Sizi dedim hep dedim avukatdan doktor neyse size öyle zengin öyle şey alık dedim aklınız bir hayatınız yaşarsın dedim. He. Ettik. Ana biz bu şey yaptık söyledik. Geldi karşıdan kısımın sen onların kim olduğunu biliyor musun dedi. He. Yani kimmiş onlar dedim bilmiyorum dedim. He. Ne yapmışım dedim. Ne yapmışım. Sen o çocuğa sor. Bundan sonra gel bak bunun kim olduğunu sor dedim. He. Ne demişim dedim. He. Neyse tabii zaman geçti. Evden geleyim. Bu şeyden bunlar, bu gözgüllerden falan yani. Önemli isim verme. Yok isim vermez o, ben mesela iyi deyecektim. Şimdi isim vermez dedi ki, kadın, ula dedi sen bizim dedi çocukları ne tanıyordun dedi, biz şey dedi. Ne tanıdık dedim, bir şey, çocuğu, evet, şey, evet, çocuğa sordun, konuştun mu dedim. Ha. Konuştum dedi. Ha. Kimi dedi istersen dedi. Ha. Kim olursa olsun dedi, senin getimde seni getim Hasan, derhal vereceğim dedi. Ha. Bravo sağ dedi. Ha. Bu çocukların birisi neyse subayda, ha. Birisi uyumcuda, ha. Ha. Birisi bak hepsi üç kız yerini buldu. Maşallah, Allah razı olsun. Evet, evet. Betül amca, sağ ol. Güzel bir gün geçirdik. Sağ ol. Yarım saatte yakın bir zaman geçirdik sevgili dostlar. Fazla oldu. Metin biraz fazla oldu. Metin amcayı da kesmek istemedim. Metin amcaya teşekkür ediyorum. 72 yıllık bir esnaf. 10 yaşında şekerciliğe başlamış. Böyle eski günü anlattık. Bir hayat hikayesiydi. Allah kendisine uzun ömürler versin. Yarın başka bir programda buluşmak üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın diyorum. Sağ ol.